pardon. Özür dileriz. Bu çok önemli. Şimdi telefon attığımızda Zarif Hanım var. Siz demiştiniz ki evet. Nikahta o da evet, var demiştiniz evet. Değil mi Zarif Hanım? O üçüncü Hanım. Yedek şahitti. Üçüncü yedek şahit. Annemiz. Zarif Hanım günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi nikahta siz de varmışsınız ve Metin Bey'in de yakın arkadaşıymışsınız. Evet, nikahta ben de vardım. Metin Bey'in de arkadaşıyım. Peki doğru. Ne biliyorsunuz bu konuda? Ben nikah öncesiyle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bunu baştan söylemek istiyorum. Çünkü ben bir gün önce Metin beni aradı. Dedi ki ben yarın evleniyorum. Nikah şahidim olur musun? Ben de tabii ki arkadaşım olduğu için. Tabii ki dedim neden olmasın. Daha öncesinde Fatma Nur'u hiç görmedim. Bilmiyorum. Ailesini de tanımıyorum. Peki nikah bekleyen 3 çocuğunun bir annesi olduğunu da biliyor musunuz? Efendim? Hani bir de nikah bekleyen, ona nikah kıyacağını bekleyen 3 çocuklu bir kadın var ya. Ben aralarında nikah olmadığını bilmiyordum ama Metin'in eşinden bir senedir ayrı olduğunu biliyordum. Ha, o kişiden bir senedir ayrıydı. Evet, ayrıydı. Beni nikah çağırdı, ben de gittim. Baktım yani arkadaşım, işte orada annesi var, babası var vesaire falan. Nikah kıyıldı. Hatta videoları falan attım zaten ben ekibinize de. Nikahtan sonra tabii benim Metin'le konuşma fırsatım oldu. Nikahtan önce hatta sordum dedim aniden bu ne nikahı? Hiç haberimiz yok falan. Dedi öyle anlatırım dedi. Peki size garip geldi mi bu ortam? Hani kız gencecik kız neden gelinliği yok? Kimse tabii yok. Tabii ki geldi. Mutlaka ki geldi. Yani bana da geldi. Arkadaşınızın üzerinde bir tane kaban böyle montu var. Evet. Ya ailesinin pek annesinin ve babaannesinin istekli olmadığını gördüm zaten. Çok üzüldüm çünkü. Daha sonra nikahtan ayrıldıktan sonra biz bir kafeteryaya gittik oturduk Metin, Merve ve ben. Dedim ki hani Metin nedir dedim yani hani kızın dedim yaşı küçük diye herhalde dedim ailesi seni istemiyor mu? Yani çok dedim istekli değillerdi. Dedi evet dedi yaş farkından dolayı dedi beni dedi istemiyorlar dedi Metin. Ben de dedim olabilir tabii ama dedim yani hani Fatma Nur dedim ne düşünüyor onu da dedim yaşı bayağı genç gerçekten. Peki, o bir dedi, saniye istiyor. Pardon bir saniye Zarif Hanım şimdi bu nikahta siz duruyorsunuz orada sonra evet. Aile diyor ki biz kızımızı aldık nikahtan sonra kendi evimize gittik. Yani doğru. Fatma Nur bunları konuşurken sizin yanınızda yok. Hayır yok. Peki asıl yok, bu doğru. Sizi şaşırtmadı mı? Nikahtan çıktık da karın nerede? Nikahtan çıktıktan sonra Fatma Nur Metin'e dedi ki ben eşyalarımı toplayayım dedi gel beni dedi al. Siz onu duydunuz. Onu duydum evet. Evet. Ben dedi eşyalarımı toplayayım ondan sonra gel beni dedi al. Evet. Ondan sonra ayrıldık işte aile başka tarafa ama gitti. Biz başka tarafa gittik. Oturduğumuz yerde sordum tabii ki dedim hani nedir neyin nesidir yani hiç dedim neşeli bir nikah değildi nikah böyle olmamalıydı yani dedim düğün yapacak mısınız dedi yapacağım dedi bir 10 gün 15 gün içinde dedi düğün de dedi yapacağız dedi iyi dedim o zaman işte sonra Fatma Nur mesaj attı Metin'e. Ben dedi geldim dedi, söyledim dedi, tartıştım dedi ailemle. Madem ağlayacaksınız, şey yapacaksınız, benim en güzel günümü neden böyle kötü yaptınız, böyle yaptınız diye dedi. Mesaj attı, mesajı da gördüm. Daha sonra aradı annesinin telefonundan. Yani Fatma Nur Metin'e mesaj atıyor. Evet. Ne yazıyordu tam? Mesajda diyor ki evlendik diyor, evlendiğimden diyor hiçbir şey anlamadım diyor. Evdekilerle diyor tartıştım. Neden böyle yaptınız? Madem böyle yapacaktınız neden geldiniz? Dedim diyor mesajda. Daha sonra da annesinin telefonundan arıyor. Aradıktan sonra da diyor ki ben diyor tartıştım diyor ailemle. Hani neden böyle yaptınız? Ben istiyorum. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Geldiniz madem zehir edecektiniz neden geldiniz? Diye konuşmalar geçti aralarında. Daha sonra dedi ki beni dedi buradan al artık dedi. Ben bunlarla kalmak istemiyorum. Dedi Fatma Nur. Evet. Yani hani ailenin iddia ettiği gibi bir zorla alıkoyma yok. Buna emin olsunlar kızları yani gayet iyi ben gördüm. Ve
hamile. Ne? Fatma Nur hamile. Biliyor musunuz? Hayır, hayır. Ama kesinlikle. Çocuğunuzun mecbur gitmediğini de bileceğiz. Kesinlikle. Fatma Nur hamile. Çünkü anneyi. Biz daha sonra... Bir dakika daha... siz bir dakika. Zarif Hanım siz ne diyorsunuz ya? Fatma Nur hamile diyorum. Ayşe Hanım. Siz nereden biliyorsunuz? Nikah yapılalı 15 gün oldu. Siz nereden biliyorsunuz? Nereden nikah, bildiğimi de nikah anlatacağım. Yılalı da 15 gün oldu. Anlatabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi biz daha sonra Fatma Nur Metin, ben ve ablam dışarı çıktık. Bu nikahtan sonra Fatma Nur Metin'in yanına gittikten sonra. Akşam dışarı çıktık böyle bir gezelim, kahve içelim vesaire falan diye. Metin orada konuştuk ettik, hatta Fatma Nur'a sordum, konuştum dedim, hani aileni istemiyormuş şeymiş, ben de seviyorum dedim Metin'i. Ailemin dedi ne düşündüğü dedi, gerçekten artık dedi benim için dedi önemli değil dedi. Orada sordum, yani insanın acayibine gidiyor, gencecik bir kız sonuçta yani. Hemen empati kuruyorsunuz, benim de kızlarım var. Sordum yani. Ondan sonra bir şey oldu, Fatma Nur rahatsızlandı. Metin dedi ki eşim dedi hamile. Rahatsızlandı. Ben dedi onu dedi doktora götüreyim. Peki dedim ben de. Aldı gitti Fatma Nur'u, gittiler. Yani dedim yapabileceğimiz bir şey falan var mı dedim. Yok dedi götüreyim dedi. Sonra da mesaj atmış. Hani serum verdiler gayet iyi Fatma Nur diye. Hamile olduğunu oradan biliyorum yani. Tam yerini biliyoruz dedi Müge Hanım. Göstersinler bize. Yerini ya, biliyorum dedi. Rahatı iyi yerini dedi. Yerini bilmiyorum. Hayır yerini bilmiyorum. Rahatı iyi dedin. Nereden bilmiyorsun yerini de. Rahatının iyiliğini biliyorsun. Ben gördüğümü söylüyorum. Kesinlikle dondum kazımım. Elim ayağım titriyor şu anda. Hiç. Böyle bir şey olamaz yani. Duymadık. Bir dakika. Böyle bir şey olamaz.